gördüğünüz gibi kahvaltımızı ettik. Şimdi ev alışverişini yaptık. Hatta onu da çektik size ne kadar pes olduk ben falan. Onu da bundan sonra koyacağım. Ve şimdi de eve yemek yapıyoruz. Çünkü biz 2 gün boyunca double shift çalışacağız. Yani sabah 11.45'ten akşama kadar çalışmak zorundayız. Onun için şimdi yemek yaptık ve size onu göstereceğiz. Şimdi. Evet, onu canlımda pişiriyoruz. Şefimiz bugün bezelye yapıyor. Aynen. Daha doğrusu bütün işi Gizem yaptı. Bezelyeyi komple Gizem yaptı. Ben sadece özümü karıştırıyorum. Aynen, o sadece karıştırıyor. Diyor ki hani benim de birazcık elim yani yoksa. Yani elimiz değmedi demeyelim yani. Aynen. Ve gayet iyi duruyor bence. İyi gibi bakalım. Tadını. İnşallah aç bir kalmayız. Bir denesene, bir kaşıkla denesene şu an. İnşallah aç kalmayız abi. Hadi hadi. Bir kaşıkla dene. Hazır mıyız? Belki bu bir cinayet videosudur. Ve ne oldu? Ya Onurcan ya, doğru düzgün tepki ver. Taş gibi. Nasıl? Sertleşmiş mi? Bir şey olmuş lan buna. Yemin et. Çok mu kavurdun? Nasıl? Patates mi yiyeyim bir tane acaba? Ne patates ya? Kötü mü olmuş? Sertleşmiş mi? Evet. Neden? Bilmiyorum ki cidden ha. Nasıl ya? Patatesi yiyemem çok. Nasıl sertleşmiş ya? Bilmiyorum, biraz daha belki yumuşar. Evet ama ona... Ya of Onurcan, cidden diyorsun mu? Güzel mi onu söyle. Müthiş. Olmuş mu? 10 numara. Oley be. Buzdolabındaki şeyleri kaç kere aldıklarımızı söyleyelim. Hatta evet. Şunlarında ihtiyaçlarım. Şimdi biz mesela makarna aldık yaparız diye. Hatta 3 farklı aldık penne falan filan. Bunlar 1 dolar falan da diye hatırlıyorum yani. Çok pahalı değildi onlar. Onun bir tane de fişler var şu an ama. Vegetable oil yani. Şey meyve sebze tarzı bir şey ya da böyle mısır yağı var. Burada ayçiçek yağı diye bir şey yokmuş. Onu öğrendik. Sürekli Pringles'larımız var ve şu çok güzel. Reis'in sirkelisi. Bunu kesinlikle beğenmedik. Kıbrıs'ta vardı hatta o. Aynı çok güzel. Burada yine bir Pringles var. Pringles. Ve bir tane kompleksimiz var. Bu oyunu göstermek istiyorum. Şöyle bir... Şimdi. İçine alsa mısınız? Biraz ne var? Bunlar Türkiye'den gelme poğaçalar. Taş gibiler. Bunlar şey olsun diye. Bozulmasın diye buraya koyduk. Ve biz böyle bezelye aldık. Yaparız diye. Bezel, ikisi şunların bezelye. Şunları doldurmuş. Bunlar evet doldurmuş. Aynen. Asıl aşağısı en güzel. Ve buradan ice'ler hepsini döşedik. Ve bunlar ice'ler tekli satılmıyor burada. Hepsi beraber satılıyor. Sular da aynı şekilde. Suların 4 tanesini alırsanız 2,5 lira gibi bir paraya geliyor. 24 tanesi de aynı paraya geliyor. O çok saçma var. Onu eve taşımak çok zor gerçekten. Onu canım falan böyle bayağı omuzları kopuyordu yani şeker. Sonra. Evet, bir tanesi 1 dolar. Aynen bir tanesi 1 dolar normalde. 24 tanesi de 2,5 dolar. Böyle bir saçmalık garip var. Bir şey. Şimdi burada her gün aktive yoğurtlarımızı yiyoruz. Bu yemekten kalan soğanlar da burada. Şurada atıştırmalıklarımız var ve bar alıyoruz. Kesinlikle deneyin. Bayağı güzel sıkıntısı var burada. Çok güzel bir atıştırmalıkmış gerçekten. Ve size yumurtalarımızı göstermek istiyorum. Yumurtalar da 1 dolar. Kaç tane yumurta var bunu hatırlamıyorum ama. 30'luydu. 30 tane yumurta 1 dolar yine. 1,5 muydu öyle bir şey ya da. 1 değildi ya. 1,5 falan tarzı bir şey. Şimdi pişleri inceleriz bir daha. Aynen. Burada yemeğimiz var. Bunu daha hiç yemedik. Şurada sarımsak aldık yemekler için. Burada avatezlerimiz, soğanlarımız, patateslerimiz var. Bunların hepsi normal ev yemeği yapmak için. Bir kere yaptık ama sonra baktık kendimizi pizza yerken bulduk yani. Şunu yiyemedik hala dün yaptık. Domates salçası aldık ve onların konserve olayları şu şekilde. Bu çok kötü bir... Açana kadar canım çıktı. Aynen öyle. Mandalina aldık ama daha hiç yemedik. Kaç tane aldık mandalina? Var bayağı aşağıda da var. Aa. Tereyağını göstersene. O da enteresan. Şu mu? İmperial. Tereyağı. Ha? İmperial. Aynen tereyağı. Bunu bir tane kadın tereyağı reyonundaydı. Bir tane kadın geldi bundan aldı direkt. Dedim ki bu dedim normal tereyağından hani yemeyin falan. Evet dedi. Güzel mi dedim. Güzel dedi kadın, ben de ona güvenip aldım ve tereyağı dörde bölmüşler. En güzel durum bence. Türkiye'den gelme. Hanes Muris. Beyaz peynir. Ezine inek peynirimiz. Aynen. Bu bir tarafa ne yapacağız hiç bilmiyorum. Ya doğru düzgün şey, peynir yok yani. Aynen, bir de bunun aldığımız salamlar falan var. Biz domuz içermeyenlerden alıyoruz. Aa evet, onlar da güzel, göstersen tavuklu. Tavuklu, aa evet tavuklu olursa onun tavuk çok güzeldi. Olmadığı garanti yani içinde. Bu bakayım, bu ne? Bu beef olan. Bu et ama içinde domuz yok. Bununla. Ne düşünüyorsunuz? Yok ya. İçindekiler tavuklu. Bilirseniz kesinlikle şu markalar.
Gayet güzel bu. Ve bu da yine ucuz yani. Çok pahalı değildim ben. Yine bunlar böyle 2-3 küsürü geçmeyen şeyler. Çok fazla pahalı değil ya bunlar. Ve iş yerine giderken sürekli biz bunlara sandviç yapıyoruz. İkişer tane. O şekilde çok güzel gidiyor iş yerine. Ve marulumuz var mı? Marulu da koyuyoruz sandviç yaparken. Onların küçük paketleri 0.69 işte. 0.69 mu? Aynen. Yani küçükleri. Bir paketçi oluyor. Ha, aynen o. O 0.69. Bu bir falan. Bu şekilde sütümüzü göstermek istiyorum. Aa evet, süt. Bir süt aldık. Yani sanki sanırsın sütle banyo yapacağız gibi. Böyle galonla süt aldık. Evet. Gerçekten burada. Sanki 7-24 süt içiyormuşuz gibi aldık ama bunu kullanacağız. Yani içtik hatta şuraya kadar. Şöyle şu kadar falan içtik. Çok az ama. Tadı nasıldı? Tadı değişik sütün. Biraz pişman olduk aslında. Keşke deneyip alsaydık. Yani azalım sonrasında belki çoğunu alırdık da yani biraz abarttık. Görür görmez dedik ki bunu aldık. Bu da gerçekten çok uygun ama bayağı uygun yani. Hmm. Onun için dedik ki direkt bunu aldım. Burada mesela Cornflakes'te falan da yemeyi düşünüyorum hani. Daha sonrası için. Oh. Ben beğendim ama tadını. Yani, ha bir de sandviç ekmekleri de vardı. Biraz tereyağı gibi. Bunları böyle aldığımız için burada hiç damacana mantığı yok. Hiç damacana görmedim. Herhalde ben de görmedim. 5 yıllık su da görmedim. Hep böyleydi sular. Ekmekler bu şekilde. Bunları iş yerine giderken alıyoruz. Her yanında bunların içinde alıyoruz. Aynen sandviç şeklinde. Kaşar, salam, marul. Evet onları koyuyoruz. Kaşar, salam falan. Bunlar ne güzel ve bu ekmek o kadar pufuduk ki çok güzel. Böyle bayağı pufuduk ekmek bunlardı. Onun için ama çantada çok çabuk eğilebiliyor. Ekmeklerin eti çok kötü yanı boğmuyor. Ve bu kadar. Ice'ın tadı da çok değişikti. Hatta şimdi dışarı çıkacağız. Paycheck'lerimizi aldık. Şimdi yanımıza bunu alabiliriz. Evet. Evet yine oraya su koydum ve dolap kapanmıyor yani. Aynen. Ve bu şekildeydi arkadaşlar. Evet şimdi size fişlerimizi de gösterelim. Bu harcamalarımızdan da biraz bahsedelim. Biraz önce Gizem zaten anlattı neler aldığımızdan bahsetti. $350 ve $300 olarak iki taksitle diyelim. evin kirasını verdik. Yani ev eşyasız da bildiğiniz gibi. Sonra da ne yaptık? Gittik. Yatak aldık. Bu da onun ödendi belki. Kocaman da damga basmışlar. Aynen. Ödendi diye. $40 da bu tuttu. Daha sonra ev alışverişinde aslında şöyle söyleyeyim. $86 şöyle genel bir ev alışverişi yaptık. Bunda işte tuvalet halısından tut, mutfak halısından işte banyo tüllerinden ne o? Tül değil. Banyonun duş perdesini. Aynen. Tenceresi, tavası, bıçağı, çatalı falan. Bunlar $86 tuttu. Sanırım bir daha bu kadar bir alışveriş yapmayacağız herhalde. Temizlik malzemeleri de aslında $20 tuttu yani. Totalde biz $100 alışverişimizi yapmış olduk. Genel alışverişi. Bu zaten yemek alışverişi. Bu yemek alışverişi $70. Herhalde aylık bunu her ay yapacağız bu $70 yani. Ve biz şimdi AVM'ye geldik. Koskoca bir AVM. Çok güzel manzarası vardı. Böyle tam okyanusun üzerinde, iskelenin üzerinde bir AVM. Evet ama mağazalar, bir sürü mağaza listesi var. Kapalı, hiçbiri açık. Kapalı değil. Gibi. Gucci falan diyor, hiçbiri yok. Hepsi kaçtı mı buradan? Ne yaptı anlamadım. Şöyle bir tek Louis Vuitton'u bulduk ama mağazamız... Acayip bir... Bir de oturuyorlar, oturmaları yapmış. Şimdi iş yerimizden paycheck'lerimizi aldık. Burada saatlik ücretlerimiz, kaç saat çalıştığımız falan da yazıyor.
Bunun burasında böyle bir çek vardı. Biz burada TD Bank'ten hesap açtırdık. Gidip kart hesabı açtırdık. Debit kart hesabı açtırdık. Burada çek vardı. Gittik hemen bankaya. Zaten o gün de şansa boştuk hani aldığımızda paycheckleri. Hemen gittik işte dedik nasıl yapacağız falan. Hemen bankodaki kıza gittik. O zaten patlattı kendi yaptı. Aldı zaten şu kısmı kopardı. Çek gibi orası zaten hakikaten. Aynen. Aldı imzanızı istiyorum dedi. İmzayı attık. Ve siz de kart açtıracaksanız debit kart diye belirtebilirsiniz. Zaten siz C1 students olduğunuzu ve paranızı bir yerde 3 ay boyunca saklamak hani veya aynı zamanda alışverişlerde de kullanacak bir kart oluşturmak istediğinizi söylerseniz debit veriyorlar. O size kartı, doğru kartı verecektir. Hı hı. Evet. Duruşlar çok iyi. Yani video için var ya şu an koltukta oturuyoruz yani, gibi koltukta duruyoruz. Koltukta oturuyoruz biz. Koltuğun arkası yok. Tabii. Bizi izlediğiniz için. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ve bu kadardı. Aaa! Bir sen dizimdeki ize bak. Onu...